80'li yıllar. Yani karanlık zamanlar. Karanlık her yeri ve herkesi kaplamıştı. Kaplamaması gerekenleri de. Tutunmamışlardı aydınlığa ve karanlık sarmıştı onları da. Cansızdı sokaklar, suskundu insanlar. Öyle ki sanki herkes evine sığınmış, ağaçlar bile başlarını geriye çekmişti. Sanki herkes bir bekleyiş içindeydi, neyi beklediklerinden habersiz. Çocukların cıvıltısına, düğünlerde halaya, doğumlara ve şen kahkahalara gölge düşmüştü. Karanlıktı. Işığa hasret bir ülkeye dönmüştü. Karanlığın adı faşizm. Karanlığın adımları sokağa çıkma yasağı, gözaltı, işkence, tutuklama ve korkuydu. Güzel ne varsa kilit altındaydı. Yeryüzüne yayılmasın diye eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin erdemleri. Uzun soluklu ve haklı bir yürüyüşün durdurulması için karanlığa boğdular ülkeyi. Sinip susanlar, dilleri lal olanlar vardı. Ama bir de karanlığı görüp şafağa yürüyenler vardı. Ki onlar kilit altındayken bile yüreklerine kilit takılamamıştı. O yürek ki aydınlık halk ve vatan sevgisi saklıydı, soylu bir dava uğruna bedel ödeyenlerin hazinesiydi. Karartırlarsa yeterdi bunlar. Karartmadılar. Ne işkencenin buzlusu, elektriklisi, ne de falakalısı kâr etmedi. Sokaklara çıksın diye sesleri ve kalksın diye yüreklerindeki korku perdeleri söyledi dört karanfil açlık ezgilerini. Karanfilleşerek yüreklere umudu ve direnci ektiler. İşte böyle bir zamanda çıktı grup yorum sonsuz bir yolculuğa. Sıyrılıp geldiler karanlık zamanların içinden. Aydınlık biziz dediler. Etkilendiler şafağa yürüyenlerden. Bir oldular, birlik oldular ve hapishane görüşlerinde üretir oldular. Bir kolektif olmuşlardı. Kim halkın yanında umudu büyütme çabası içindeyse bu kolektifin parçasıydı. Yer Metris hapishanesi. Tutuklular direniyorlar tek tip elbiseye karşı. Metris, işkencenin karanfilleşerek yenildiği direniş mevzisi. Ve o hapishane avlularında bir direniş doğuyor. Her bir bestenin bir hikayesi vardır. Güleycan'ın hikayesi orada yazılmış ve orada bestelenmiştir. Soğuk bir kış gününde havalandırmada toplandıkları sırada tutsaklardan biri havalandırmanın güneş gören yerine gidip oturur. Jandarma bağırır, kalk lan oradan. Tutsaklar sorar, niye? Jandarma, size güneş bile yasak der. Bu diyalogdan sonra deyimci tutsaklar Güleycan'ı besteler. Güleycan, zulmün kapılarına delmiş, halkın yüreğinde ritim tutmuş ve hala 10 yıllar geçmesine rağmen halkın dilinden düşmeyen bir direniş ezgisi olmuştur. Bugün bu Grup Yorum TV programımızda kavga ezgilerimizi, kavga türkülerimizin hikayesini anlattık, Güleycan'ı anlattık. Şimdi hep birlikte Güleycan'ı söyleyelim. Siz evlerden, biz buradan Güleycan'ı söyleyelim.
öyküden kese gülüm güley gülüm geley can geley can geley can geley can gel beni gel geley can geley can geley can geley can bu yol uzun kadar gülüm güley gülüm çıkar